Al bakalım. Ay çok sağ ol. Susamışsın biraz. Aa. Ah. Bir tane daha ister misin? İsterim. Ya şey Gülçe, ben sana bir şey diyecektim de. Unuttum. Neyi unuttun ya? Unuttum Kaan, unuttum. Çikolata şey unuttum. Lohusa şerbetini unuttum. Fotoğrafçıyı unuttum var ya. Öldürecek beni Allah'ım. Öldürecek, ne yapacağım ben? Sakin ol ya. Şeydi, neydi? Alo merhaba, ben Gökçe Çankal. Evladım, bizim bir doğum vardı. Geliyorum, bekleyin. Kıpırdamayın. Ne? Biz önden gidiyoruz. Oturun. Tamam çocuğum, oturayım. Bismillah. Ah. Nereye gidiyoruz evladım? Doğumhaneye. Vay be, Hikmet, hizmete bak. Süpermiş. Yürü çocuğum, yürü. Doktorunuzun haberi var mı? E tabii, vermiştir kızlar haber. Kaçıncı çocuk? Daha ilk abisi. Evlilik geç oldu o zaman. Ya o 28 falan. Bayağı bir beklediniz tabii. Tabii, işte o yüzden çok kıymetli bizim bebeğimiz. Tüp bebek o zaman. Yok yok, normal. Yaş kaç sizin? 53. Maşallah, bu yaşta bu cesaret iyi doğrusu. Aman bana ne canım. Öyle arada bir severim. İki üç kere bakarım, yeter veririm ellerine. Aa, bana mı güvendiler? Benim de bir hayalim var çocuğum. Evet, bir saate getiriyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ha çocuğum, sen müsait bir yerde dur yavrum. Ha. Bu çikolatacı şahane bir adam çıktı, getiriyor bir saate. İyi bari. Sağ ol evladım. Nasıl durumlar çocuklar? Ay Melis'im doğmuş mudur acaba? Aha, rezan olacak bir kere benim torunumun adı. Anneannesi gibi şahane, özel, muhteşem. Çok tatlı bir tatlişko olacak. Bir dakika ya, Alara olacak çocuğun adı. Hayır efendim, Alara falan olmayacak. Öyle modern isimler yok. Düz bir isim olacak. Mesela Ayşe. Torunumun adı Bünyamin olacak. Bu konu bitmiştir. Ya Hikmet, sen torununun kız olacağının farkındasın değil mi? Öyle bir rivayet var. Ya ne rivayeti ya? Bildiğin bilim yani. Tıp bilimi diyoruz biz buna. Allah aşkına Yonca, boş ver. Ben bin kere söyledim ama o hala ne biliyorsunuz belki de erkek olur diyor. Taktı kafaya, boş ver. Benim dedem çok muhterem bir adamdı. Sus Hikmet. Susmayacağım Rezan. Torunum Bünyamin'i kucağıma alıncaya kadar susmayacağım. Ay, Bünyamin diyorsun oh. Ayol. Oo, kafeteryaya yüklenmişsiniz ayol. E ne yapalım, stresten işte insan durmadan yiyor. Ay vallahi ya. Ya bu ne ya, bekle bekle. Filmlerde tak diye doğuyor çocuklar. Ha, sen öylesem. Oğlum ben seni tam 38 saatte doğurmuştum. Oha. Vallahi mı? Canım anam benim. Ah be ablacığım be, ne çektim be. Bir de çıka çıka bu çıktı. Teyze, ayıp oluyor bak. İşte oğlan, Bünyamin'in geldi. Bünyamin'in. Teyze senin kuzusu. Ay bu çok tatlı. İnanmıyorum ya, ben şimdi teyzem oldum. Evet, ben de büyük teyze oldum. Ama aramızda teyze sorun. Allah! Ben de dayı oldum o zaman. Sizinki değil yalnız. Allah! Oldu o zaman. Ay maşallah, maşallah. Mazalte mavilere sarmışlardı. Bizimki kız olacak. Böyle pembiş pembiş. Yani Allah affetsin ama pek de çirkin bir bebekti. Ayıptır be Yonca. İnsan hiç bebeğe çirkin bebek der mi ya? E ne diyeceğiz çirkin bebeğe? Dünya güzeli mi diyeceğiz? Allah Allah. Gülçe, biraz dışarı çıkalım mı? Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Kurtul beni çocuğum. Hayırlısı nasıl olur? Şuraya oturalım. Ya nereden başlayacağımı bilemiyorum açıkçası da. Gökçe, ben seni hiçbir zaman kırmayı istemedim, tamam mı? Yani böyle bir işe kalkışırken de seni kullanmak, harcamak gibi bir şey yoktu aklımda. Olamazdı zaten. Demir'e ne kadar kızgın olursam da olayım. Ayrıca seni hiçbir zaman yanlış yönlendirmedim ben. Tamam mı? Yani haklısın, belki bazı şeyleri baştan doğru anlatmalıydım sana. Ama yalan da söylemedim yani. Bunu iyi bil. Tamam haklısın, belki eskilerden Demir'le tanıştığımı sana baştan anlatmam lazımdı.
Ya Gökçe ne olursun bak. Konuşturma beni işte. Biliyorsun ben öyle çok konuşabilen bir adam değilim. Ne olur affet beni. Beni çok kırdın biliyorsun değil mi? Biliyorum. Güvenimi sarstın. Onu da biliyorum tamam. Affetmeyecek misin yani? Bir şeyler düzelecekse de zamanla olacak zaten. Kaan ben senin çok iyi bir adam olduğunu tabii ki biliyorum. Bundan bir an bile şüphe etmedim ben. Ama sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ya haliyle mutlaka. O yüzden bir sürü bu konuları hiç konuşmayalım. Tamam sen nasıl istersen. Söz veriyorum affettireceğim kendimi sana. Kere benim dedeme hakaret edemezsin Rezan. Saygılı olacaksın. Ay yeter Hikmet yeter. Hünnak bastı içime. Ayol dedem de dedem. Tanımıyorsun bile adama. Sen doğmadan mesle almış adam be. Ay ablacığım hadi uzatmayalım artık. Çekil Yonca. Baba. Babacığım istersen bir hava alalım. Almayalım. Ne oluyor ya burada? Ya baksana ben torunumun adı diyorum. Ya tamam yeter baba. Senin torunun erkek olmayacak tamam mı? Adı da Bünyamin olmayacak. Anne hiç kusura bakma yani Rezan da olmayacak. Melis de olmayacak, Aleyna da olmayacak, Ayşe de olmayacak. Ay hiçbiri olmayacak ya. Ve ne olursa olsun biz onu çok seveceğiz. Ay yeter yani bugün çok mutlu bir gün ya. Diyorsun. Aynen. Gözünüz aydın, bebeğiniz doğdu. Sesim benim. Ah, benim Persem büyüdüğünde annem oldu. Ay öyle değil mi anne? Ay maşallah. Dedim maşallah. Söyle canım, kız mı oğlan mı bu? Kız babacığım. Yapma ya. Baba üzüldün mü yoksa? Yok ya üzülmedim yani ben hep kendimi Bünyamin'e göre hazırlamıştım ya. Oh kurban olurum. Şunlara bak, ellere bak. Vidalı mı lan bunlar? Plastik mi lan bunlar? Ben yalnız bir şey söyleyeceğim. Aynı dayısı burnu, gözü, dudakları falan. Aa ne alakası var canım? Tamamıyla teyzesine benziyor. Gözler fıldır fıldır. Vallahi bizde hep kız halasına benzer derler ama. Aa ne alakası var ya? Çocuğun halası bile yok. Var mı Allah aşkına Tarık'ın kız kardeşi falan? Yok. Dolayısıyla büyük teyze. Ya bence ablama benziyor ama benzetemediyseniz tıpkı ben. Yok ya bayağı Nilüfer'in tıpkısının aynısı bu. Ay yok ya alakası yok bence. Tarık da sana benziyor dedi ama ben benzetemedim. Eniştem nerede gördü? Biz önce görüntülü konuştuk. Ya sen bunu iyi ki doğurdun bu çok tatlış bir şey. Çok vurula bak lan beni. Ya baba ya. Şimdi bunun adı Ayşe oluyor değil mi konuştuğumuz gibi? Aa. Rezden olacak ayol. Aa, Melis gibiydi hani. Ama tipi tam Alaralık bir tip. Niye Bünyamin olmuyor o zaman? Teyzesi. Kedi ya, kedi de. Ay, kedi ya. Kedi ya, kedi ya. Kedi ya, kedi ya.